Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Haftanın son gününde yeniden birlikteyiz. Az sonramızda da gördünüz bugün çok önemli bir derneği ağırlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Hülya Yüksel bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Merhaba. teşekkür ederiz. Evet derneği konuşacağız ama siz Nisan'da başkan seçildiniz. Öncelikle biraz sizi tanıyalım mı Hülya Hanım? Buyurun lütfen. Tabii ki. Ebru Hanım ilk önce davetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İlk canlı yayınım olduğu için biraz heyecan olabilir. Affedin. Estağfurullah. Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği'nin olağan genel kurulları her üç yılda bir yapılıyor. Bu seneki olağan genel kurulumuz da 2019 Nisan ayında yapıldı. Bütün şubelerimizden gelen delegelerle İstanbul'da buluşuyoruz. Olağan genel kurulumuzda genel başkan, ve yönetim kurulu tabii yedekleri ve diğer kurullarla birlikte seçiliyoruz. Biz de 2019-2022 döneminin genel başkanı ve yönetim kuruluyuz. Evet peki. Derneğiniz aslında çok köklü bir dernek. Yani çok uzun yıllardır var. Ee, ama bilmeyenler de vardır tabii. Nasıl kuruldu? E, neler yapılıyor? Kuruluş amacı neydi? Bugün nerede dernek? Evet ee, gerçekten derneğimiz 1949 yılında kurulmuş bu sene de 70. 70, yılı, evet. 70. yılını kutlayacağız 19 Aralık'ta e, kurulmuş hatta biz bu sene Kastamonu'da e, bundan 100 yıl önce 3000 kadının e, toplanıp miting yaptığı işgali protesto ettiği bir şehirde bütün şubelerimizde toplanıp 70. yılımızı orada kutlamayı düşünüyoruz. E, o dönemin üniversite mezunu, lider kadınları ki takdir edersiniz o dönemde o kadar çok üniversite mezunu kadınımız evet. yokmuş. Yurt dışına yaptıkları bir seyahatte bu derneğin ismini duyuyorlar. Sonra İstanbul'a geldiklerinde ki Süreyya Ağal onlardan birisi. E, geldiklerinde diyorlar ki biz de kuralım burada İstanbul'da. Ve bir araya gelerek Türk Ünivers Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni kuruyorlar. Son zaman içinde e, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak ismi değişiyor. Biz tamamen e, kamu yararına çalışan e, bu konuda onaylanmış bir derneyiz. E, sonrasında da ilerleyen süreç içinde yurt dışı bağlantılara geçiyorlar ve yurt dışındaki uluslararası bir dernek olan bugün GWI diye tanımladığımız o dönemde IFUW dediğimiz bir derneğin de üyesi oluyoruz aynı şekilde. Bu sadece uluslararası değil aynı zamanda Avrupa içinde üye dediğimizde bir derneğin e, üyesiz yani 70 yıllık dernek sadece Türkiye'de değil uluslararası platformda da faaliyet gösteren bir dernek. Oh ne güzel. Peki e, bugün kaç şubeniz var artık üniversiteleri kadın da çok fazla eminim ki üyeniz de yüksek mi bu anlamda paralel olarak gitmiş mi? Şimdi bu biraz e, bizim e, Nasıl söyleyeyim aslında e, vereceğimiz rakamlar ne yazık ki bu 70 yıllık e, dernekle çok örtüşen rakamlar değil. E, bu dönemde 2019'da hatta bugün Fethiye şubemizin olağan genel kurulu yapılıyor. Yarın da Mersin şubemizin hı hı. yapılacak. Toplamda 28 şubemiz var Türkiye genelinde. Tabii 70 yıllık bir dernek için bu sayının çok daha fazla olması beklenirdi. Üye sayımız da e, 1200 civarında. Ee, bu dönemde de hedefimiz açıkçası 2019-2022 döneminde bu sayıyı e, katlayarak ilerlemek. E, ama tabii itidalli, kontrollü Türk Üniversite Kadınlar Derneği'nin hedefini ve misyonunu iyi anlayan kurucu evet. başkanlarımızla birlikte ilerlemeyi arzu ediyoruz inşallah. Peki bu bağlamda e, katılım koşullarınız ne? Yani belli ki kriterleriniz var çünkü. Evet kriterlerimiz var. Ben zaten şunu merak ediyorum İbrahim Bu kadar e, köklü ve amacı çok net olan bir dernek nasıl böyle kendisini gizlemiş veya korumaya almış? Kriterlerimiz çok net. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 4 yıllık üniversite mezun olunması gerekiyor. Hı hı. Ve e, tüzüğümüzde yer aldığı şekliyle e, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen, benimseyen, cumhuriyet değerlerine sahip ve kadın için çalışan bir derneğiz. Her ne kadar 4 yıllık üniversite mezunu olarak e, üye olsak da aslında her kesimdeki kadını hedefliyoruz. Yani e, büyük şehirlerdeki, daha küçük şehirlerde çalışan, çalışmayan, farklı eğitimlerde, farklı sektörlerde yer alan her türlü kadını hedefleyen bir derneğiz. Evet ne güzel. Peki... E... Eminim ki geleceğe dair de çok büyük planlarınız vardır. Bu anlamda çok çalıştığınızı da ben biliyorum. Yayından önce de konuştuk. Hedeflediğiniz projeler neler, neler yapmayı hedefliyorsunuz? En azından bu 3 yıllık süreç içinde. Evet. Şimdi e, ben genelde de hayatıma baktığım zaman e, çok riskler almış birisiyim. Belki de biraz şanslı bir kadındım. E, bu aldığım riskler hep bana olumlu döndü. Şimdi derneğimizi düşündüğüm zaman tabii ki bu tür e, girişimlerin olması mümkün değil. Ama şöyle söylüyorum e, hayallerimden büyük hedeflerimiz var diyoruz. O da şu şekilde birincisi gerçekten örgütlenerek hem e, üye sayısında hem şube sayısında büyümek istiyoruz. Hı hı. Bütün illerde var olmak istiyoruz. E, kurucu üyelerimizin özellikle bizde minimum 3 üye ile e, şube kurulur. ...kurucu üye sayılarımızın yediye çıkmasını ve... ...her profilden kadını kapsamasını istiyoruz. Yani akademisyeni olabilir... ...doktora olabilir... ...sağlık camiası olabilir, mühendis olabilir... ...bir şekilde çalışma hayatına girmemiş... ...üniversite kadını, kadın olabilir. Bu bize ne getirecek? Bu bize renklilik getirecek. Bu bize farklılık getirecek. Ve daha çok beğen, benimsenmesine neden olacak. Bunun dışında... ...bu sene, bu dönemde şöyle bir karar verdik. Şimdi biz şube başkanlarımız ve yönetimleriyle birebir çalışıyoruz. Genel merkez olarak İstanbul'dayız. 11 üyeden oluşuyoruz. Ama bu dönemde komisyonlar kurduk. Bütün Türkiye genelindeki şubeleri kapsayacak komisyonlar kurduk. Mesela bir komisyonumuz hukuk ve yasa takip komisyonu. Ülkemizde bu alanda o kadar hareket var ki benim genel başkan olarak veya başkanlarımızın bunu yakından takip edebilmesi çok mümkün değil. Bu komisyonumuz direkt gelişmeleri gündemde olan konuları Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin bunun neresinde durduğunu bize sonuç raporu olarak özetleyecek ve bütün şubelerimizi bilgilendirecek bir komisyon. Eğitim komisyonumuz var. Amacımız sadece üniversitede okuyan kızlarımıza burs vermek değil, dediğimiz gibi her alandaki kadına eğitimde bulunmak, katkıda bulunmak ki onun örneklerini daha sonra veririm. Ee, burslar komisyonumuz var, kültür sanat komisyonumuz var. Ha, ne güzel. Ee, Gezi komisyonumuz var çok enteresan çünkü biz küçük bir bizim gelirimiz sadece aidatlarla farklı bir yerden gelirimiz, gelirimiz yok o yüzden gezi düzenleyin. Her şubenin kendi kültürel özellikleri var, yerel özellikleri var veya ürünleri var. E, şube başkanlarımıza dedik ki bütün şubeleri kapsayacak geziler düzenleyin. Bu bir size aynı zamanda gelir olsun. O gelir de sonra kadınların eğitimi ve burslar için kullanın dedik. Böyle 11'e yakın bir komisyon kurduk. Mesela basın komisyonumuz var. Daha tam nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Protokol ve sivil toplum kuruluşlarıyla komisyonumuz var. Protokol olarak siyaset üstü bir dernek olduğumuz için e, bulunan ilde her makamı bürokrasi seviyesinde veya özel sektörde her makamı ziyaret edip kendimizi tanıtalım diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için ayrı bir komisyon kurduk. Ama dedik ki toplumsal cinsiyet eşitliği, bilmiyorum çok mu uzun konuştum? Yok estağfurullah ha. buyurun tabii ki. <gülüyor> <Anlatacağım>. <gülüyor> toplumsal cinsiyet eşitliği, e, hepimiz bir şeyler biliyoruz. Biraz da bu iletişimin çok artmasıyla hani şöyle kes yapıştır türünden bir şeyler alıyoruz hemen paylaşıyoruz. Aslında bu çok önemli. Dilimizde de önemli, medyada da önemli, her yerde önemli olduğunu görüyoruz. Bizim bu komisyonumuzda dedik, bu seneki projemiz o. İlk önce biz kurum içi, dernek içi eğitim yapalım. Profesyonel kadrolarla görüşüyoruz. Kastamonu'daki şubeler toplantımızla başlayacak. 2020 Haziran'da Eskişehir şubemizde bitecek şekilde bütün şubelerimizdeki üyelerimiz ve bursiyerlerimiz ve şube başkanlarımızın uygun göreceği oradaki arkadaşlarımız kadınlar veya katılmak isteyenlerle birlikte eğitim programı düzenledik. İlk önce dedik biz ne konuştuğumuzu bilelim. Ne söylediğimizi bilelim dedik. Yani hedeflerimiz için de çok bilmiyoruz tabii çok mu yayıldık, çok mu hızlı giriş yapıyoruz ama işte hedeflerimizden büyük hayallerimiz var diyorum. İnşallah bunları Hayaller ee, çok kuvvet... olmadan hedeflere ulaşabilmek mümkün değil ama. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ee, çok kuvvetli şube başkanlarımız var ve yönetimleri var. Tabii bu bu e, projeleri, bu faaliyet planları çıkartırken onlara güveniyoruz. Onların bunu yapabilme, takip edebilme, bizi yönlendirme güçlerine ve akıllarına da güveniyoruz. Dolayısıyla evet. e, bayağı yoğun bir dönem bizi bekliyor. Evet, peki. Gerçekten çok önemli komisyonlar kurmuşsunuz. Bunlardan birinde de burstan bahsettiniz. Ben böyle küçücük burs diye not aldım. Biraz da ondan bahsedelim mi? Kaç gence burs veriyorsunuz? Onun bir kriteri var mı? Evet, var tabii. Şimdi daha önce söylediğim gibi yaklaşık 1200 civarında üyemiz var. Bu 2019-2020 dönemi daha henüz istatistik olarak toparlayamadık. Ama 1200'e de yakın burs yerimiz var. Ee, bu hoş tabii şimdi biraz önce sizinle konuşurken Allah Allah birebir galiba evet. hale gelmişiz diye açıkçası daha önce düşünmediğim bir konu oldu. Ee, üniversitede okuyan e, bursiyer, e, üniversitede okuyan genç kızlarımızı e, şube başkanlarımız ve bu konudaki burs yönetmeliği doğrultusunda şube yönetimleri ve burs yönetmeliği doğrultusunda belirliyoruz. Diyelim ki İstanbul'a gelen, e, İstanbul'da üniversiteyi kazanmış bir kızımız buraya geldiği zaman bize başvurduğu zaman o yönetmelik kapsamında değerlendiriliyor. Tabi başarı kriteri önemli. ihtiyacının olması önemli. Fakat daha sonraki süreçte de şunun çok iyi farkındayız ki yani biz ATM mantığıyla yani kartı verdiniz, bursunuzu aldınız. Ondan sonra hmm. o çocukları görmeden, o çocuklarla birlikte olmadan hareket eden bir dernek değiliz. Her ay bu arkadaşlarımızı bizden burs almayı kazanan kızlarımızı davet ediyor şube başkanları. muhakkak bir etkinlikle onları ücretlerini bursya burs ücretlerini takdim ediyorlar. Bu kimi zaman geçenlerde bunu yeni duydum. Bir flirt şiddeti diye bir konu çok varmış. Çok ciddi bir sorun evet gençler arasında özellikle evet. evet. bunu dahi ele alan ama çok farklı alanlarda ee, işte aylık bazlarda toplantılarda o e, bursiyerlerimize hem burs ücretlerini veren hem onlara mentorluk yapan, koşluk yapan, uzun vadede staj istiyorlarsa staj imkanı sunan, eğer iş konusunda yardımcı olabiliyorsak iş konusunda destek olarak yapılandırdığımız bir burslar e, komisyonu ya da burslar çalışmamız var. Evet. Özellikle o her ay buluşmanız gerçekten çok önemli. Yani o üniversitede öğrendiklerinin dışında aslında normal hayatlarında da onlara pek çok şey katacak bir şeyleri her ay bir kere de olsa görmeleri bence çok önemli. Bu çok başarılı evet. bir şey. Kimi, bazı şubelerimiz e, ki İstanbul şube, İstanbul, Ankara, İzmir, aslında Adana, belki de bütün şubelerimiz. E, İstanbul şubemizin 200'ün üstünde bursiyeri var işte hayal edebilirsiniz o çocukların hepsinin bir araya evet. geldiğini ve bir toplantı kapsamında yapıldığını. Tabii bu dostluk köprüsü diye şubelerimizin kimi zaman kendi burs verenleriyle ve bursiyerleriyle arasında geliştirdikleri farklı modeller de var. Mesela dostluk köprüsü yani bir burs verenden alıp onu bursiyere geçirmek şeklinde. Ama şunu görüyoruz yani sadece bir burs ücreti vermek artık. Bu günümüzün koşullarında doğru bir yaklaşım değil. Bu genç kızlarımıza birlikte olmak, onlara bizim hayat tecrübemizi attırmak, aktarmak ve onlara yol göstermek çok önemli alabildikleri kadarıyla. Biz de yarın genel merkezde şuna karar verdik. Biz genel merkez olarak burs vermiyoruz. Şubelerimiz veriyor. Ama İstanbul'da olan e, burs yerlerimizde farklı şubelerimizin burs verdiği gençlerle yarın İstanbul Genel Merkezi ilk bir toplantı yapacağız. Yani. Onları tanıyacağız. Çünkü bir amacımız da devam edebilir miyim? Tabii tabii. Buyurun, buyurun. Ee, biz yaş ortalaması biraz yüksek bir derneyiz. Ee, hele İstanbul gibi büyük şehirlerde, metropollerde e, genç kuşağı kendimize dahil edebilmek için çok artı yaklaşımlar, farklı yaklaşımlar gerekiyor. Ve bizim de ilerleyen dönem için gençleşmemiz gerekiyor. Genç arkadaşlarımızı kendi bünyemize katmamız, onları da e, bu derneğin derneğin detayları, genel vizyonu, misyonu konusunda bilgilenmeleri, onların günlük sorunlarına yardımcı olarak üye olarak devam etmeleri için biraz cazibeli hale getirmemiz hmm. lazım. O yüzden projelerimizden bir tanesi de genç TUKAD platformu ya da ne diyelim grubu gibi bir grup oluşturmak. Bursiyerlerle buluşmaya başlamamız da aslında bundan sonraki adımın ilk şeyin temelini oluşturacak. Ya müthiş gerçekten güzel bir projeymiş. <laughs> Peki biraz da Türkiye geneline bakacak olursak derneğin dışında Türkiye'de üniversiteli kadın oranı ne durumda? Yani herhalde yüksek ama hani dünyaya baktığımızda da herhalde ortalamanın yine biraz altında diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. Şimdi bu düşük istihdama rağmen toplumun her kesimindeki cinsiyet ayrımcılığına rağmen burada Üniversitelerde görev alan kadınlarımızın Avrupa ile kıyaslandığı zaman rakamının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu şaşırtıcı bir rakam hı hı. oluyor. Fakat tabi o arkadaşlarımızın gerçekten üniversitelerde görevlendirmesi nasıl oluyor? Hangi pozisyonlarda çalışıyorlar? Onun istatistiklerini değerlendirmek lazım. Benim şahsi görüşüm ise bu konuda çok eşit bir dağılım olmadığını... Ee, üniversitede akademisyen olan e, kadınlarımızın sayısının yüksek olmakla birlikte yaptıkları iş olarak veya görev dağılımı olarak sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu benim şahsi düşüncem. Ee, bu kadar kısa sürede bununla ilgili detaylı bir çalışma yaptınız mı derseniz, yok elimde öyle istatistik veriler yok ve bunlar da değişiyor. Ama e, önümüzdeki süreçte ismimiz de Türk Üniversite Kadınlar Derneği olduğu için. Bu alanda da bir değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama benim evet. şahsi görüşüm dediğim gibi yani sayının yüksek olması orada gerçekten eşit dağılımda bir görevlendirme olduğu veya arkadaşlarımızın hak ettikleri yerlerde olduğunu göstermez. Evet. Yani Türkiye'de herkesin de bir Kadınlar için bir cam tavan sendromundan bahsedilir ya. E, baktığımız zaman evet akademik kariyer olarak e, kadınlar gerçekten çok başarılılar üniversitelerde evet. bir sürü profesörümüz var. De, yani ama e, işte baktığımız zaman çok fazla dekan göremiyoruz. Evet. Mesela kadın olarak değil mi? Hani evet. Yönetsel olarak üst tepede yönetimde var olabilmek biraz daha zor galiba Türkiye'de. Zor e, zor olduğu kesin birçok alanda. Önümüze setler çekiliyor, burası kesin. Belki kimi zaman bizler de geri durmayı tercih ediyoruz. Bulunduğumuz pozisyonla devam etmek istiyoruz. Çünkü bu alanlar, şimdi ben çok erkek egemen sektörde çalışan bir kadındım uzun yıllar. Telekomünikasyon ve enerji gibi. Evet, Aslında, siz matematik mühendisisiniz evet, bu arada. Matematik, evet, matematik yüksek mühendisiyim. Ee, şimdi üniversitedeki görevlendirmeyle, yönetim kademesine yer almakla... Enerji sektöründe, telekomünikasyon sektörü gibi erkek egemen bir sektörde e, görev almayı karşılaştırdığım zaman aynı zorlukları her yerde görüyoruz. Aslında ee, belki özel sektörde biraz daha bile zor olabilir mi? Ne dersiniz? Daha acımasız, daha acımasız. Yani siz kadın olarak gerçekten doğal olarak birçok sorumluluğu üstleniyorsunuz hayatınızda. İster özel hayatınızda, ister yaşamınızda, ister çoluk çocuğunuzla. E, bu öyle bir şapka değil ki yani o şapkayı evde bunu takıyorum çıktım ertesi gün işe gittim hem çok düzgün görüneceğim hem de inanılmaz derecede profesyonel bir tablo sergileyeceğim. Böyle bir şey mümkün değil aslında bizden biraz istenen bu onu, onu yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla e, benim şansım belki o sektörlerin e, kadın çok fazla olmamasıydı çünkü ben 59 e, yaşındayım. Ben bu işe başladığım zaman, tesadüfen telekomünikasyona girdiğim zaman... ...bir gün gelip de uluslararası bir firmada üst düzeyde e, görev alacağımı hiç bilmiyordum. Fakat vazgeçmemişim. E, belki teknik olarak veya yönetsel olarak hızlı öğrenmişim. Belki o günün kuşullarını iyi değerlendirmişim. Ama çok acımasızdı. Evet. E, çünkü çok farklı görüşte olan erkekler... ...siz kadın olarak bir yere geldiğiniz zaman hemen birleşi veriyorlar ve sizi dışarıda tutu tutuyorlar. Şimdi akademik camiada da muhtemelen buna benzer yapılanmalar oluyordur. Dışarıdan müdahaleler olduğu kesin. Bizde çok iyi hatırlıyorum bir üst seviyeye çıkmak için genel müdür adaylığı için yaklaşık İskoçya'da 10-15 gün bir eğitime tabi tutulduk. Döndüğümüz zaman çok Komik nedenlerle e, beni o adaylığa uygun bulmamışlardı. Sonraki süreçte bir yıllık süreç çok zordu. Çünkü oraya geldiğiniz zaman sizin karşınızda olanlar dediğim gibi tamamen birleşip bir set çekiyorlar evet. önünüze. Fakat işte tecrübe, deneyim, vazgeçmemek. E, Galiba en önemlilerinden de vazgeçmemek değil vazgeçmemek, mi? vazgeçmemek. Vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü e, o kırılganlığı gösterdiğiniz zaman biz kadınlar... Çok naifiz, çok kılıganız, çok naziyiz. Ama bir yandan da hani bir doğum sancısını düşündüğünüz zaman değil mi? Ne kadar zor bir olayın, fiziksel evet. bir olayın üstünden gelen kadının aslında diğer taraftaki bu çekişmelerde geri adım atmaması lazım. Ama sorumluluk çok olunca ister istemez bir yerlerden fedakarlık yapılıyor. Doğru. Dolayısıyla o zaman e, bunda vazgeçmemem, devam etmem e, beni daha farklı yerlere taşıdı. Ee, tabii bu biraz tercih, biraz nerede durduğunuza bağlı, biraz hayatın getirdiklerine bağlı. Yani çok faktör var. O yüzden de üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımız çok çok arkadaşım, dostum var. Çok anlatıyorlar konuları konuşuyorlar. Ee, evet nasıl özellikle diyelim? son dönemlerde ha. artık şiddet olaylarına varan şeyler de görüyoruz. Bunların hepsini konuşacağız ama şimdi kısacık bir araya gitmemiz gerekiyor. Döntemize Teşekkürler. Tabii ki, devam tabii ki. Tabii ki.